Birini mi aradınız teyze? Bu kızı tanıyor musunuz? Annesiyim de ben. Buraya gelmedi, görmedi. Merhaba. Merhaba. Nasıl? Dediğim kadar varmış değil mi? Bu kadar güzel olacağını umuyordum. Buyurun hanımefendi. Dereleri durduramazsın demiştim. Bak Emre, şimdi ben seni uyarıyorum. Elif'ten uzak dur. Yoksa senin için iyi olmaz. Emrah, bu teyze seni arıyor. Ben Elif'in annesiyim. Senin yanında olduğunu söylediler. Geçen gün gitti. Şimdi benim yanımda değil. 3 gündür arıyorum. Polise de gittim. Onlar da arıyorlar. Evladım nerede? Ah anacığım. Niye daha önce sahip çıkmadın kızına? Niye sokaklara saldın? Bir ite uğursuza kandım oğlum. İftira attı kızıma. Ağlama. Benim anam evladına kavuşamadı. Sen kavuşacaksın. Kızını bulacağım. Merhaba. Seni götürmeye geldim. Bırak beni. Başın derde girsin istemiyorum. Dışarıda biri var. Seni bekleyen. Kim? Anne. Yollara düşmüş Elif. Seni götürmeye gelmiş. Dönemem Emrah. Biliyoruz. Adamdan ayrılmış. Bak Elif. Böyle yerler... Dolaşan sokaklar çok bu şehirde. Adım başı pislik, adım başı çirkin. Dışarıda bir kadın bekliyor. Anan. Seni kurtarmaya gelmiş. Gel. Koş ulan Ekrem, haber ver getirsin. Kızın başı dertte. Hadi koş. Olur abi. Yürü. Oh.
10 dakika sonra kalkıyor. Şoförün arkasında. İyi yer. Yapabilecek miyiz anne? Eskisi gibi olabilecek miyiz? Olacağız elbet. Biz iki kadın birbirimize sahip çıkacağız yavrum. Yaralarımızı saracağız. Ama ben... Başımdan geçenler... Unutacaksın Elif. Her şeyi unutacaksın. Arkana hiç bakmayacaksın. Senin bir lafın vardı. Yeniden doğmak. Annenin yanında öyle olacaksın. Kendini küçük görme. Utanma. Bu dünyada aşağılanacak o kadar insan var ki. Sen nesin ki? Tamam mı? Hadi. Yaptığın doğru değil Emrah. Kan kardeşiz senle ikimiz. Artık hiçbir şey değiliz. Hadi bin çabuk. Kız bir yere gidemez. Bizim malımız, bize borçlu. Sana bin dedim çabuk. Yoksa ona mı dönmek istiyorsun? Hayır. Hayır. Bin çabuk. Yok. Al kızı Faruk. Gelme. Gelme lan. Gelme. Bırakın lan bu ayakları. Kıpırdama! At bıçağı elinden! Dağılın, dağılın! Dağılın, çekilin bakalım hadi! Hadi, çekilin kenara! Dağılın! Yürü bakalım, yürü! Müdür bey bir saat izin verdi bey. Sağ ol. Otursana oğlum. Ne söyleyeceksen söyle. Senin avukatlığını yapmak istiyorum. Sen babalık yapsaydın önce. Bugüne kadar işlediğin bütün suçların sebebi sensin, biliyor musun? Biliyor musun ha? Biliyorum. Çok üzgünüm. Saklayacak değilim. Vicdan azabı çekiyorum. Geceler boyu uyuyamıyorum.
Ne istiyorsun benden? Bir şans tanı bana. En azından deneyelim. Bazı şeyleri düzeltebiliriz. Hadi düzelt bakalım. Eski haline getir. Yapabilir misin diyorum. Bu gücün var mı ha? Saldırdın mı beyim? Bir şey mi yaptın? Hayır. Hiçbir şey yapmadı. Sen çık. Böyle olmasını istemezdim. Beni affet oğlum. Neyi değiştirecek ki? Ama madem istiyorsun, seni affediyorum. Emrah, oğlum. Sanığın taammüden adam öldürmek suçundan eylemine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 450'ye 4 maddesi uyarınca ölüm cezasına çarptırılmasına karar verilmesi talep olunur. Hakkında idam cezası talep ediliyor. Duydun, sen istemesen de devlet sana bir avukat tayin edecek. Neden avukat istemiyorsun? Suçumu inkar etmiyorum. Bir adam öldürdüm. Birinde yaraladım. Avukat ne yapacak ki? Kendi inanmadan beni nasıl savunacak? Ben bir genel avukatın oğluyum Hakim Bey. Anam utancından öldürdü kendini. Ama ben ondan hiç utanmadım. Bugün yaşasaydı gene utanmazdım anamdan. Anamdan önce utanması gereken o kadar çok insan var ki bu dünyada. Bu sözlerinin davayla ne ilgisi var? Benim hayatımla ilgisi var. 18 yaşında ıslah evinden saldılar. Ne halin varsa gör dediler. İş aradım sabıkarısın dediler. Sokakta gördüler serserisin dediler. Dava ile ilgili konuşmanı istiyorum. Suçu işlediğimi söyledim. Avukat istemiyorum. Çünkü devlet bizleri korumakta çok geç kaldı. Beni ve benim gibileri. Alileri, Zerinleri, Elifleri, Metinleri. Daha nicelerini korumakta çok geç kaldı. Evet, ben adam öldürdüm. Benim aslım bitsin bu iş. Toplum, insanlık benim gibi bir serseriden, bir pislikten kurtulsun. En kolay yol bu. Şimdiye kadar hep siz sordunuz. Şimdi ben sizlere soruyorum. Daha analarının karnındayken suçlu olan, doğduktan sonra kendini sokaklarda bulan, ben ve benim gibi sokaklarda ıslah evlerinde çığ gibi büyüyen, bu suçlu ordusunu nasıl durduracaksınız? Kimler yardım ellerini uzatacak bu çocuklara? Şimdi söyleyin bana. İşlenen ve işlenecek bu suçlar birer insanlık suçu değil midir? Ali 18 yaşında ıslahhaneden salıverildi. Döndüğü arka sokaklarda yaşamını sürdürürken AIDS'e yakalandı. Bir tecrit odasında eridi, öldü. Zerrin, yetiştirme yurdundaki kardeşleri bir aile tarafından evlat edinildiklerinde çok sevindi. Vedalaşırken çok ağladı kardeşlerine. O günün gecesi bir otel odasında damarında morfin iğnesi, çantasında vesikasıyla ölü bulundu. Ekrem çok zengin oldu. Toplum içinde saygın bir kişi olarak yaşamını uzun yıllar sürdürdü. Parası, kadın satıcısı olduğunu sildi, unutturdu. Elif, bir gurbetçiyle evlendi. Almanya'da yaşıyor. Kocasına sadık kaldı, evlatlarına bağlı bir ana oldu. Oğullarından birinin adını Emrah koydu. Metin, bir soygun sırasında polis tarafından vurularak öldürüldü. Son söylediği şarkı Felicita'ydı.
Mutluluk şarkısını çok severdi ama hiçbir zaman mutlu olamadı. Kemal bürosunda tabancayla intihar etti. Mektup bırakmadı. Onu öldürenin vicdanı olduğunu kimse öğrenemedi. Hapishanede öldü Emrah. Yaşı 28'di. Cenazesini devlet kaldırdı. Anası gibi kefen parasını biriktirememişti çünkü.